Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. 12 Aralık'ta vizyona giren filmin ekibiyle bugün beraberiz. Sezin Akbaşoğulları, Harun Tekin ve Koray Candemir konuğumuz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sezin galiba ilk senden başlamam lazım çünkü biraz filmin konusunu merak ediyoruz. Nasıl bir film bekliyor bizi? Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku bir aşk filmi. Bir roman esinlenmesi, İlhami Güngör'ün yazdığı aynı adlı romandan. Uyarlama değil ama esinlenme diyebiliriz. Bir şehir hikayesi, yazar Arif karakteri bir roman yazmaktadır. Fakat romanındaki kadını bir türlü hayal edememektedir ve Müzeyyen'le tanışır. Tam da galiba aşka dair arayışlar içinde olduğu evet, bir zamanda değil aşk mi? Aşk üzerine düşünmek falan filan durumlarında romanı yazarken aslında Müzeyyen'le tanışır ve aşık olur ve Müzeyyen romanındaki kadına dönüşür aslında. Fakat Müzeyyen sonra gider ve roman tamamlanır. Aslında bir adamın büyüme hikayesi de diyebiliriz bence. Fakat böyle melodrama da kaymayan aslında eğlenceli bir aşk hikayesi evet, diye tanımlayabilirim. Dram ama ağlatmayan dram demiş galiba Harun bir yerde, onu okudum. Sen Arif Erdal Beşikçioğlu ile beraber başrollerindesin. Harun'un başka bir rolü var, Barış rolü galiba, doğru biliyorum. Ve aynı zamanda asıl filmin müziklerini yapıyorsun. Ve Koray da Harun'un yazdığı bir şarkıyı seninle beraber söylüyor. Doğru mudur? Doğrudur. Peki, aslında önce sana biraz sormak istiyorum. Müzeyyen nasıl bir tip? Çünkü galiba alıştığımızın biraz dışında karakterler ve alıştığımızın dışında bir aşk hikayesinden bahsediliyor filmde. Biraz bahseder misin? Nasıl bir karakter? Müzeyyen bir, yani aslında şehir kadını en genel anlamda bir mimar. Kendi ayakları üzerinde duran, tek başına yaşayan bir kadın. Pek de yani hani... Yeni Türkiye kadın karakteri diyemeyiz genelde çünkü hani evli ve çocuklu olması bekleniyor ya. Evet, biraz öyle bir durum var. Bu tip beklentileri olmayan hayatta bir kadın karakter. Güçlü bir karakter. Peki Harun, bu senin ikinci oyunculuk deneyimin. Ya. Beni zorla şey yapıyorlar. Kandırıyorlar. Çeke çeke götürüyorlar değil mi? Kandırıyorlar. Ben söylüyorum mesela yapmayın diyorum. Hiç iyi olmayacak diyorum ama. Niye mi diyorsun? Çünkü mesela Koray sonra çok dalga geçiyor, o yüzden. Koray büyük biliyordu, büyük eleniyordur seni. Aslında Koray daha sonra çok dalga geçmese, ben daha kendime güvenimi toplasam mesela her projede birazcık daha iyi olacağım. Ama hep bir şey oluyor mesela, ondan sonra... Oyunculuk kariyerini öldürdüm ya. Yani yok, sonuçta yok öyle bir kariyer olmadığı için zaten. Geceleri mesela... İlk Behzat Ç'ye de başladın değil mi? Evet. Sonra ilk ona dalga geçti zaten. Ama eminim bunda yine Erdal Beşikçioğlu ile oynamış. Yine Erdal'ın başının altından çıkıyor zaten. Çiğdem'le Erdal, onlar defalarca ben söyledim yapmayın dedim. Filmimizin yönetmeni Çiğdem Vitciner. Evet, Çiğdem Vitciner. Beni dedim müzikle sınırlayın ondan sonra. Fakat hayır, illa Barış karakteri. Ondan sonra çektiler. Çektiklerinin bir kısmını zaten hiç montaja koymadılar. Dolayısıyla ben böyle... Onu hiç kendi üstüne alınmıyorsundur umarım. Alınmıyorum yani. Zaten. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Ben kıyafetten oldum. Ben genel olarak Çiğdem'in yaptığı hiçbir şeyi üstüme alınmıyorum zaten. Ama bu tabii şimdi şey, yani şöyle işin şakası tabii bunlar. Ben ondan sonra ilk filmde bir görünüyorum. O göründüğümden sonra zaten kendi düğünümde yokum aslında ama önemli değil. Çünkü o zaten Müzeyyen'le Arif'in tanışma sekansı aslında. Dolayısıyla daha sonra... Barış Arif'in arkadaşı aslında. Bir bölü var galiba. Evet, Barış bar sahibi, Arif'in arkadaşı. Ama esas olay Arif'le Müzeyyen. Arif'le Müzeyyen tanıştıktan sonra olaylar gelişiyor. Müzik kısmı beni tabii daha çok... Tahmin ediyorum. Hem... Çünkü sen filmin A'dan Z'ye bütün müziklerini yaptın değil mi? Evet, hem orijinal müziklerini yaptım hem de kullanılan şarkıları seçtim. Ve bu senin için bir ilk aslında. Evet, bunu kendi başıma yapmak benim için bir ilkti. Sonra da bunun bir soundtrack albümü olmasının iyi bir fikri olacağına karar verdik. Galiba çıkıyor. Bu. Çıktı 4 Aralık'ta. Ve şimdi onunla beraber bir de o albümü ve filmi tanıtmak için bir de şarkı bestelemek gerekti. Onu da Koray'cığımla, Sezin'cığım bir düet olarak. Evet, ona bayıldım. Yani çok 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 etkilendim. İlk defa sen şarkı söylüyorsun değil mi Sezin? Evet. Biz de etkilendik. Tahmin ediyorum çok güzel olmuş, çok beğendim. Nasıldı Koray senin için? Önce yine Harun'un yazdığı bir şarkı olması, sonra bir yeni düet aslında değil mi? Sen düetleri seviyorsun. Düetleri öyle, son zamanlarda öyle bir şey oldu evet. Yani Harun'un zaten bütün o yaptığı işte, tema müzikleri hepsini dinliyordum. Yani soundtrack'tan daha çok, şarkıdan daha çok ben tema müziğine hastayım zaten. Teşekkür ederim. Ben çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum filmin.
Çok önemli tabii. Yani müzik en önemli şeylerden biri bence. Çok çok güzeldi. İşte onun üstüne konuşuyorduk zaten. O da dedi ki bu tema müziğinden bir şarkı yapacağım sıfırdan. Sonra yapınca da sağ olsun geldi. İşte kardeşim söyler misin dedi. Ben de tabii ki dedim. Sonra da sizinle bir stüdyo deneyim yaşadık beraber. Orada tabii bir bilinmezlik vardı. Yani ben çünkü sizin şarkı söyler mi, söylemez mi? Ne nasıl söylermiş yani? Biz işte öyle gerçekten muhteşem bir sürpriz oldu bize de. Harika çok bir performans. Benim için de nefis bir anı oldu yani. Ya böyle sadece anıyla kalmayacaktır diye düşünüyorum. İnanılmaz sesin var. Farkında mısın? Hayır yani. Çok güzel olmuş. Ha, biz çünkü o arada düşünüyorduk hani acaba biz başımıza bir iş mi aldık? Hani söyleyebilir mi? Söyleyemezdi. Sonra içimizi böyle ya çok rahatlattı bizi yani. Sen nasıl hissettin? Düşünüyor musun devam etmeyi böyle? Yani belki? Tabii ki düşünmüyorum. Öyle bir şey yok da. Hani ama böyle fırsatlar hani çok çok güzel. Bir de böyle çok beğendiğim iki tane hayranı olduğum iki beyefendinin ile beraber yapmak bu işi yani benim için harika bir deneyimdi. Aslında biliyorsun yurt dışında yani bütün oyuncular çok da iyi şarkı söylüyorlar yani neredeyse çoğu. Ve yani müzikallere geçiş için de kullanılabiliyor ya da şarkılar filmlerde de kullanılabiliyor bence. Yani sahnede şarkı yani tiyatro sahnesinde şarkı söylemekle hani şarkıcılık yapmak başka şeyler tabii olduğunu düşünüyorum. Ve hani ona tabii ki bir ben başka bir profesyonel, başka bir meslek o yani. Ki, o yüzden yani başka bir şey. Peki, bir şeyi sormak istiyorum. Romana göre senaryo nasıl olmuş? Sonra senaryoya göre film nasıl olmuş sence? Mutlaka çok farklılıkları vardır ama nasıl sana geliyor? Okuduğunda neler hissettin? Yani ben romanı ilk okuduğumda senaryo henüz yazılmamıştı. 6-7 ay öncesiydi hatta senaryonun yazılmasından ve yani çok çok güzel bir romandı. Çok sevmiştim ama yani bu romandan nasıl bir film çıkar açıkçası pek hayal edememiştim. Hani oradaki kadın karakteri için de acaba ben uygun muyum diye de düşünmüştüm. Ama sonra senaryo geldi taslak hali. Ve hani yani bunun bir uyarlama değil bir esinlenme olduğu ortaya çıktı zaten. Roman daha bir taşra hikayesi gibi aslında. Daha kasaba hikayesi gibi yani öyle tanımlayayım. Ama şey film daha şehir hikayesi. Beyoğlu civarında çekilmiş. Beyoğlu civarında çekilmiş. İşte DJ'lik yapan ve aynı zamanda yazar olan bir adam. Mimar olan bir kadın. İşte diğer karakterler de öyle. Bir de melodrama kaymaması aslında beni çok heyecanlandırıyor. Genelde çünkü aşk filmlerinde zaten hep ağlayan kadın olur. Yani ağlayan erkekse de kadının muhakkak çok belirgin bir şekilde haksız, yani kötü kadın bir tarafı vardır. Hani bu filmde böyle değil ve bu bence yeni ve modern bir şey, güzel bir şey. Sizin Akbaşoğulları Harun Tekin ve Koray Candemir ile sohbetimiz devam ediyor. Filmde Arif karakteri aynı zamanda DJ'lik yapıyor değil mi? Evet. Peki onun seçtiği şarkıları da sen mi seçtin? Onun çaldığı şarkıları ve filmde kullanılacak diğer şarkıları ben seçtim ama onun çaldığı şarkılar bunun için bir baz oluşturdu. Şöyle ki Arif bir DJ olduğuna göre onun sevdiği müzikler olmalı, onun bir müzik zevki olmalı. O müzik zevki nedir diye düşündük ve o sırada onun önce ne olmayacağını anladık. Sevgili kurgucumuz Arzu'nun koyduğu bazı caz standartları sebebiyle önce Arif'in asla bir caz tutkusu olmayacağını net olarak görmüş olduk. O bize çok iyi geldi tabii. Bu arada mükemmel bir iş çıkardı Arzu tabii ki kendi alanında. Daha ondan, rock türü mü peki? Net. Evet sonra alternatif rock, 2000 sonrası alternatif rock alanına karar verdik diyelim. Çiğdem'in de katkısı oldu burada. Bu tabii karaktere göre. Evet çünkü günümüzde geçiyor, Beyoğlu'nda geçiyor. Adamın müzik çaldığı bar, yani benim oynadığım karakterin sahibi olduğu bar Beyoğlu'nda ve orada aslında ne çalardı diye hareket ettik aslında. Ama o bize çok güzel bir alan açtı. Çünkü aslında dolayısıyla çok güzel müzikler, çok sıra dışı ve aslında filmlerde çok duymadığımız, Türkiye'deki filmlerde çok da duymadığımız bir müzik alanını tarif etmiş olduk. Yani çünkü işte Meriva, Sakin, Replikas, Gece, Aylin Astım, Koray Candemir, Vega bu isimlerin hepsini birden içeren bir film olmuş oldu ve bu film hepsi var mı? Hepsi soundtrack'te var. Filmde de soundtrack çok eğlenceli. Var. Soundtrack aslında 3 şeyden oluşuyor. Bir tanesi bu 11 tane 10 şarkı filmde kullanılan. Benim yaptığım müziklerden 11 küçük parça. Bir de en son olarak Muhteşem Bir Son isimli düet. O düeti de Sezin ve Koray seslendirdi. O da zaten
benim için inanılmaz sürprizli ve hoş bir şey oldu. Zaten Koray yani çok iyi bir şarkıcı olduğunu biliyoruz. İsterseniz önce bir video izleyelim, sonra konuşmaya devam ederiz. Muhteşem bir son, değil mi? Şarkımızın ismi Muhteşem Bir Son, hep beraber izliyoruz. Ne güzel bir aşk yazmıştın roman gibi. Hayat hep kafanda yaşanmış gibi. Aynada ne gördüysen ondan korktum. Ama yanında nasıl da mutluydum. Şimdi kültür, sanat ve eğlence haberlerinden derlediğimiz dünya turumuz var. Sonra tekrar sohbetimize dönüyoruz. Bir Çiğdem Vitrinhel'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hem ödüllü bir yönetmenimiz hem de galiba ikinci uzun metrajı olmuş. Bu arada oyunculardan da bahsedelim. Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Harun Tekin, Hares Sürel, Derya Alabora, Ege Aydan, Kerem Atabeyoğlu, Erdinç Gülener ve Barış Yakın. Nasıl geçti sette genel anlamda? Çiğdem Vitrinhel'le çalışmak nasıl bir deneyimdi? Biraz ondan bahsedelim mi? Set bir ay kadar sürdü. Vedat Özdemir görüntü yönetmenimizdi. Güzel, güzel bir setti. Aslında romandan uyarlamak hem bir tarafı ya daha kolay gibi geliyor insana. Çünkü var elinde hikaye ama bir tarafı ya da çok zor. Çünkü sıkıştırılması gereken ya da uzatılması gereken birçok şey var. Kitaba sadık kalmak da istiyordur. Yani o kolay bir seçim değil. Kendisi olsaydı da anlatsaydı burada. Keşke. Muhakkak herhalde çok zorlu bir süreç olmuştu. Senin için nasıldı Harun? İkinci yönetmenin, daha önce Serdar Akar'la galiba çalışmıştı. Evet. Çok farklı tabii. Çiğdem'le biz ilk dakika birden itibaren mesela çok tatlı bir çatışma içinde olacağımızı anladık. Anladık onu ve çok iyi oldu o. Yani hem onu anlamamız iyi oldu hem de o çatışmanın kendisi de iyi oldu. Çünkü öyle bir şey ki bu uzlaşma ihtimali yok. Bu da şu demek, iki taraftan biri diğerini ikna edecek. Yani biz arada bir yerde buluşarak böyle hadi o zaman ılık kahve içelim hep beraber şeklinde bir pozisyonu hiçbir zaman, neredeyse hiçbir zaman kabul etmedik karşılıklı olarak. Dolayısıyla tabii ki Çiğdem patron, tabii ki en sonunda onun istediği olur. Ama ben de gerekçelerimi anlatmak konusunda... İkna edilmeyi bekledim. Yani şey olmadım çok... oyunculuk anlamında mı? Hayır, oyunculuk anlamında demiyorum. Orada bir zaten o alanda zaten ben yani yokum yani aslına bakarsanız. O Erdal'ın... O döngü benim Erdal'a yapacağım türkü albümüyle kapanacak zaten. Yani o o şekilde onu temizleyecek. Ancak karşılık ediyorsun. Evet, kendisi hani bunun asla olmayacağı gibi vehimler içinde ama bu olacak ve bütün Türkiye severek dinleyecek onu. Ya da çifte bazen bir daha işbirlikçi olacak ve türkü albümünü tekrar düşünmeye başlayabileceğiz o zaman. Ama şöyle ki Çiğdem gerçekten ne istediğini çok iyi bilen bir yönetmen ve o istediğini iyi bilmesi durumunu zaman geçtikçe daha iyi takdir edebildim ben şahsen. Çünkü yani daha önceki zamanlarda yok canım herhalde bunu kastediyor olamaz dediğim ama daha sonrasında ha dediğim şeyler oluyordu. O da işte yönetmen olmanın getirdiği ve benim tabii doğal olarak yabancı olduğum ve öğrenmem gereken bir takım şey alanlar onlar. Yani o saygı duyulması dışında öğrenilmesi gereken bir şeymiş benim için. Tabii yani aslında sonuçta ilk defa film müziği yapıyorsun ve bu her ilkte olduğu gibi bir sürü şey öğrenerek. Evet. Ve film müziği yapmak sen daha iyi bilirsin Koray, kesin Harun'la o dönemde çok vakit geçirmişsindir. Bayağı an be an filmi binlerce, milyonlarca kez başa alıp saniye saniye her şeyi tekrar izleyip tekrar üstüne kayıt yapılması gereken deli bir süreç olduğunu tahmin ediyorum. Öyle, ben Sezin Erdal'ın olmadığı film karelerini yadırgıyorum mesela sen. bir süre öyle geçecek sanırım. Gözüm artık buna alıştı diyorsun. İzlerken çok garip oldu çünkü Harun'a gittim böyle parça parça çalışıyor ya, sürekli böyle 20 saniye böyle pasajlar seyrediyorum filmden. Sonra filmi izlerken çok acayip oldu yani. O sahne geliyor, ha falan diye. Evet. Sen bu arada senin de oyunculuk deneyimin var. Ferzan Özpetek'le bir film de oynadın. Çok daha fazla geçmişte kalıyor her sene geçtikçe. Evet. Seneler geçtikçe kendini yakın hissediyor musun bu oyunculuk konularına, yoksa giderek uzaklaştın? Benim için muhteşem böyle bir son. Maceraydı. Muhteşem bir sondu o benim için gerçekten. Ama aslında siz her video çekiminde, hatta her albüm tanıtımından sonra bir nevi oyunculuk yapıyorsunuz. Bu konunun alakası yok birbiriyle ya.
bambaşka şeyler yani. Çok. Koray'cığım şey o konuda yani ben de senin gibi düşünüyorum ama kendisi belki de yılda 26 dizi ve 12 film reddetmekten kaynaklanan bir antrenmanla. Yani buradan yapımcılara sesleniyoruz. Yapmayın artık. Niye arıyorsun? Sinema filmi olur Harun'cum ya. Sinema filmlerine, buradan yapımcılara sesleniyoruz. Sinema filmlerine açık Koray. Koray sen filmi ilk izleyenlerdensin. Yani tabii ki Harun Sezin onların dışında. İlk izleyenlerdensin. Biz senin izleyici gözünü almak. Ben linkten izledim. Bana bir link atıldı. Özel olarak izledim. Wow. Ya ben filmde Sezin'le Erdal çok iyi oyuncular zaten. Efendim harikasınız o ayrı. Onların performansını çok yükselttiğini düşünüyorum. Yani çok beğendim oyunculuk açısından. Erdal zaten yani ona... Filmde yani beni o tarafı çok etkiledi. Oyunculukları çok etkiledi. Bir de Harun'un müzikleri de çok kaldırdığını düşünüyorum. Devam etmeli mi sence Harun bu yolda? Ne dersin? Kesinlikle devam edeceğim. Zaten işte müzik yapmaya devam. İşte evet. Yapacağımız bir şey yok budur. Aslında zamanında bir tiyatro oyunu üstünde de sanki çalışmışlığın vardı değil mi? Doğru. Bahar Kerimoğlu'nun. Ve çok enteresan bir mizansenin üstüne çok güzel bir müzikli giydirme. Evet, o da çok daha böyle elektronik müzik ki hani hiç bilmediğim bir alan olmasına rağmen evet. Daha elektronik bazı bir şeydi. Evet. Bir de bizim tabii Mor ve Ötesi'yle yaptığımız 10 yıl önce Mustafa Hakkında Her Şey film müzikleri var ama bu benim... Bağımsız olarak tek başına Harun Tekin olarak. Tek ilk şey, son olmamasını diliyorum çünkü... Artık birazcık nelerin nasıl yapılacağına dair daha fazla bilgiye sahibim. Dolayısıyla daha hızlı yapabileceğimi umuyorum. Çünkü Ağustos'tan beri... Evet, bayağı yoğun bir çalışma. Her günümüz Müzeyyen oldu gerçekten yani. Şahitim. Parçalandı. Ama galiba iyi işler biraz öyle çıkıyor. Üstüne hakikaten emek sarf ede. Vallahi. Ya, olmaz mı? Ediyorum. Edeceksin, her cuma. Devam etmeye evet, de. Ediyorum. Bu sezon ediyoruz. Her cuma gecesi. Gece diyeyim de. Çünkü yani cumartesi atlamış oluyor. Gece 1'de başlıyoruz. Her cuma çalmaya devam ediyoruz Hayal Kahvesi'nde, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde. Gayet de güzel. Harun'la bazen sahneyi paylaşıyorsunuz. Bir de beraber D22 Tiyatro'nun bir gecesi sanıyorum olmuştu. Ve beraber orada sahne aldınız akustik gitarlarınızla. Ve hatta neredeyse stand-up show falan gibi diye duydum. Doğru mu? Öyle bir şeyler oldu mu orada? Evet. Sezmiş olabileceğiniz gibi. Sezmiş olamadım. Sezmiş. Biz biraz böyle açık alan bulduğumuz zaman orada birbirimizle uğraşmaya başlıyoruz. Ya ben çok sık açık alan bulmanızı diliyorum. Çok keyifli olduğunu tahmin ediyorum. O gecenin, tabii o gece aslında D22 tiyatrosunun bir destek amacı taşıyordu yani. Ve biz çok mutlu olduk öyle bir fonksiyon olduğu için. Ama daha sonra ne yapabiliriz diye düşündüğümüz türlü şeylerin de bir provası olmuş oldu. Oradan ne çıkar, nasıl çıkar, ne zaman çıkar onu tam daha bilmiyoruz ama bir şeyler çıkacağı kesin aslında. Evet. Ama yani böyle şeyi yani çok da fazla hazırlık yapmadan çıktık orada sahneye. Genelde biz evde zaten çalıyoruz beraber de karşılıklı. Aynen onun gibiydi. Yani böyle ev ortamını oraya yansıtmış gibi olduk. Çok da güzel film. Çok güzel aslında. Evet. Zaten insanlar onu görmek istiyor. Daha çok konuştuk galiba. Evet, aralardaki muhabbetler özellikle ilgi çekti. Bayılmıştım yine. Birazcık da o muhabbetler mesela zıpır olup aradaki şarkılar daha böyle olunca iyice bir kontrast olmuş oldu. Zaten sahne sonuçta sizin çok yakın olduğunuz zaten sürekli sahnedesiniz ama biraz herhalde tiyatro sahnesinde stand-up'la falan karışık bence çok keyifli olur. Çok uygun evet. Biz de işte etiği görünce etki tepki biraz abartmış olabiliriz. Evet. İnşallah bunun da devamı gelir. Seni tiyatroda izlemeye devam ediyoruz. Eminim sezonda da başka bir projeyle devam edeceksindir. Sanıyorum bir şey başladın o şimdilik Ahne Erman galiba şu an. Evet bitti maalesef. Belki tekrardan başka bir yere geçer gibi evet, bir şey. Evet, belki şimdi bir şey yok belli ama evet, illaki. İnşallah. Fakat Müzeyyen, bu derin bir tutku 12 Aralık'ta vizyona girdi. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar geldiğiniz için. Hayırlı olsun filminiz. Çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce ben bir selfie çekmek istiyorum. O zaman ben oraya, tamam. Siz oraya. Ben de buraya. Hop. Ben tutayım mı? Yaklaşık. Şöyle giriyoruz değil mi içine? Girin. Bu haftalık da Trend Topic'ten bu kadar. Gelecek hafta yepyeni konular ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.